Efendim anneciğim. Ah Ezgi. Müsait misin kızım? Evet anneciğim, yeni iş yerime görüşmeye gelmiştim. Şimdi oradan çıkıyorum. Ne oldu peki? Anlaştınız mı? Yani başladın mı çalışmaya? Evet, hatta ilk organizasyonumu aldım bile. Oh, aferin güzel kızıma benim. Helal olsun sana anneciğim. Çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim anneciğim. Anne, bu arada sana söylemem gereken bir şey var. Heh. Ben artık aramızda gizli saklı olsun istemiyorum. Sır olsun istemiyorum. Tamam yavrum. Dinliyorum, söyle. Anne, ben Özgür'le beraberim. Ne? Anneciğim ne olur. Bak ne olursun beni dinlemeden yorum yapma. Kızının halinden en iyi anlayacak insan sensin. Anne çok seviyorum. Çok inanıyorum. Aşkım benim. Beklettim değil mi? Kusura bakma. Hiç önemli değil sevgilim. Hoş geldin. Ben de o arada annemle konuştum. Sana bir şeyler anlatacağım. Bekle geliyorum. Bekle. Bu ne hali hayatım? Ne oldu? Dalıp gitmişsin. Ay yok. Ezgi'yle konuştum da. Hı. Ünal. Özgür'le birlikte olmaya başlamışlar. Bana onu söyledi. Hayatım her şey çok belliydi. Aşk karşısında ne durabilmiş ki? He? Peki başka ne dedi? Özgür bizim tanıdığımız gibi biri değilmiş. Dergide çıkan haberlerinin aslı astarı yokmuş. Zaten en yakın zamanda buraya geleceklermiş. Bize her şeyi anlatacaklarmış. İşte biz de anlayacakmışız falan dedi. Peki sen ne dedin? Beklediğimden çok daha iyi. Yani ama kesinlikle birlikte yaşamamızı ve birlikte çalışmamızı istemiyor. Ben oradan taşınacağım, işten de ayrılacağım. Bu. Annemden dolayı tabii. Ya benim bir an evvel annemle konuşmam lazım artık ya. Annenle arasını düzelsin. Yani öyle bir şey yaparsan bence çok güzel olur. Ben onu bir organize edeyim. Zaten Allah'tan bu hani iş yeriyle konuşmuştu ya. Onunla anlaşmış, hatta çalışmaya başlamışlar bile. Bir taraftan da kendine ev bakıyormuş. Böyle zamanlarda baskı yapmak her şeyi daha da zorlaştırıyor. Yani olayları biraz akışına bırakmamız lazım. Ezgi ayaklarıyla yere basan genç bir kadın. Yani onun seçimlerine saygı duymamız gerekir. Öyle. Öyle hayırlısı. Bu arada sana çok güzel bir haberim var. Söyle. Ustad iş halloldu. Ha, gerçekten mi? Çok sevindim. Ben de çok sevindim. Tabii senin bizimle çalışmayacak olman bende bir burukluk yaratmıyor değil. Ya öyle deme, dramatize etme. Sen anlat, ruhsat işi nasıl halloldu? Halloldu işte, o söylenmez yani halloldu bir şey. İyi, söyleme bakalım. Peki açılış ne zaman? O en kısa zamanda. Açılışı ben organize edeceğim, biliyorsun değil mi? Tabii ki de. Ya teşekkür ederim. Bu kadar şahane şeyler var ki aklımda, bayılacaksın. Anlaştık. Hayatım açlık durumu nasıl? Açım. Balık yiyelim mi? Değişiklik olur, sonra mekana geçeriz. Olur, uyar bana. Balık severim. Ay, ay. Ay ne demişler? Bilmem neyi ançova hazırla. Bak kim arıyor beni şimdi. Kim arıyor? Sevim Hanım. Of, ne istiyor yine bu kadın şimdi ya? Ay, kesin Ezgi ile Özgür'ün birlikte olduğunu öğrendi. Şimdi garip garip konuşup benim tepeme attıracak yine ya. Öyle mi deme? Belki de tersidir. Yani özür dilemek için arıyordu. Bu kadın. Ha, mümkün değil ya. Zaten açmayacağım ki bana. Ne istediği kadar arasın. Hiç olur mu? Yani belki neler söyleyeceğini merak ediyorum. Bir aç bakalım. Efendim. Nemin Hanımcığım. Müsait misiniz? Buyurun, dinliyorum. Ezgi ile Özgür'ün hakkında konuşacaktım. Hani son durumlardan haberdar mısınız siz? Tabii ki haberdarım Sevim Hanımcığım. Kızım beni aradı ve oğlunuzla birlikte olmaya başladıklarını söyledi. Ha, evet, evet. Özgür de bana haber verdi. Birliktelermiş. Acaba diyorum bunu böyle telefonda konuşmasak da yüz yüze gelsek mümkün mü? Müsait misiniz? Müsaitim. Ha, tamam o zaman. Biz bir program yapalım, Bursa'ya gelelim. Sizi o zaman tekrar arayalım, olur mu? Olur, bekliyoruz. Peki, iyi günler. Güle güle. Ay sevimsiz. Ay ne sevimsiz bir kadın bu ya. Teklifimi neredeyse kabul etmiyordu. Neredeyse görüşmek istemiyordu. Aa, oğlum al sen beni. Ne halleri
düşürdün ya. Beni muhatap ettiği insanlara bak Fidat ya. Ay delireceğim vallahi. Ama iki cihan bir araya yazdı. Benim oğlum bu kadının kızıyla asla birlikte olamaz. Bravo. Üff, niye şimdi kalkıp geliyor buraya bu kadın ya? Niyesi var mı hayatım? Oğlu kızımıza aşık oldu da onun için geliyor. Arayı düzeltmeye geliyor. Bu kadar basit ya. Hiç sanmıyorum Ünal'cığım, hiç sanmıyorum. Kesinlikle bu işin içinde bir iş var. Bak göreceksin. Bu kadın buraya eğer geliyorsa mutlaka altında bir bit yeniği vardır. Ama yok ya, ama yok. Eğer geleceği varsa göreceğiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.